Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Öyle mi olacak? Tamam. Peki. Piyazı hazırlarken çekebilir miyim? Ben hazırlayayım, burada çekin. Orada biraz yüksek çekemezsin. Ama ben önünüze getiren, önünüzde istediğiniz masada. Bir fotoğraflayayım. Tamam, teşekkür ederim. Fotoğraf hazır olarak getiririm. Onu güzelce bir dizayn yaparız. Tamam. Piyazcı Sami, işletmeciliğini ben yapıyorum, oğluyum. Mesleğimi bırakıp baba mesleği devam etsin diye bu işi yapmaya başladım. Şimdi size bir piyazın yapılışını gösteriyorum. Önce fasulyeyi alıyorum. Bu ne fasulyesi? Bu çandır tipi Konya'dır. Çandır artık üretimi az olduğu için bulunmuyor. Ve üzerine yumurta ilave ediyoruz. Bir yumurtayı doğruyor musun? Evet, bir yumurta. Yumurtadan sonra domates koyuyoruz. Bundan sonra sosumuza geliyor. Sos koyuyoruz. Sosu nasıl bir sos? Sosu tahinden yapıyoruz. İçinde sarımsak, tuz ve limon tuzu vardır. Ve iyi zeytinyağı. Zeytinyağı kullanması gerekti. Sirke ilave ediyorum. Sirkeden sonra da klasiğinde soğan var, fakat son zamanda yeni şeylerde ben soğan koymuyorlar. Piyazın klasiğinde soğan vardır. Şimdi soğan ilave ediyorum. Soğandan sonra da maydanoz ilave ediyorum. Piyaz servisi hazırdır. Şöyle. Bir de yanında soğan veriyorsunuz. Yanında pişmiş soğan. Bunları veriyoruz. Yeşilliğimiz var. Salatalık turşusu. Acı biber, limon. Piyazın servisi böyle. Ekmek, normal ekmek. Somun ekmek. Hocam ismini söylemiş miydin? İsmim Recep Anaç. Recep Anaç. Anaç. Evet. Bursa Eğitim Enstitüsü mezunuyum. Fizik, kimya, biyoloji mezunuyum. Bir ay görev yaptıktan sonra istifamı verdim. Ve bu mesleğe devam etmeye karar verdim. Teşekkür ederim. Sana senaryoda yaptım. Evet hocam. Piyazın orta ayarı yoktur. Piyaz ya iyi veya kötüdür. İyi hazırlanan bir piyazın lezzetine doyum olmaz. Kötüsünü de yiyemezsiniz. Öncelikle fasulyenin bütün her tanesi eşit pişmiş olması lazım. Ve sosu da iyi bir sos hazırlanmalı ve damak tadına uygun, hafif, lezzetli olması lazımdır.